Merhaba, ben çevirmen İbrahim Aybek. Bugünkü videomu Lisbon Kalesi'nden çekmek istiyorum. Bugünkü adıyla São Jorge Kalesi. São Jorge Kalesi dediğimizde neyi anlamalıyız? Bildiğiniz gibi Lisbon şehri Romalılar tarafından kuruluyor. Ve eski ismi Olisipo. Eski Romalıların kurduğu Lisbon bu tepede, bu tepe üzerine kurulmuş. Ve bu tepe üzerinde tepenin yamaçlarına doğru genişleyen bir şehir örgüsü var. Daha sonra Endülüslüler burayı fethettikleri zaman gene yerleşkelerini bu tepe üzerinde geliştiriyorlar. Ve 1147 yılına geldiğimizde şöyle çekmek istiyorum. Don Afonso Henriques heykelini gördünüz. Don Afonso Henriques Portekizler adına bu kaleyi kuşatarak Endülüslerden fethediyor. Bu fetih sırasında Alman orduları da ona yardım ediyor. Peki Almanların burada ne işi var? Almanlar Kudüs'ü almak için Kudüs'e doğru sefere giderlerken burada Lisbon şehrini kuşatan Portekizleri görüyorlar ve Portekizlere destek olarak şehrin alınmasını sağlıyorlar. Bugün buraya niye geldim? Bugün sizlere günümüzdeki Portekizce'deki Arapça kelimeleri biraz anlatmak istiyorum. Arapçanın modern Portekizce üzerinde görülen etkilerinden bahsetmek istiyorum. Hadi o zaman biraz gezelim kaleyi. Lisbon'da São Jorge Kalesi'ni ziyarete geldiyseniz muhtemelen şu kısmı ziyaret ettiniz. Ama burada görmeniz gereken önemli birkaç yer daha var, onlardan bahsetmek istiyorum. Burayı mutlaka görmelisiniz. Burası kale içerisindeki müze. Burayı ziyaret eden insanlarla konuştuğumda genellikle burayı görmemiş oluyorlar arada kaldığı için. Bunun içerisinde Endülüs dönemine ait bazı mezar taşları, Endülüslerden kalan mutfak eşyaları, hatta zeka oyunlarının kalıntıları görülebiliyor. Bir mühür de bulunuyor üzerinde Arapça yazılar olan. Burası da çok önemli, 5 olarak gösterilen yer. Burası ne? Önden bahsetmek istiyorum. Burası Endülüs Mahallesi, Müslüman Mahallesi diye geçiyor. Bayırhu, İslamiku. Burada bir otopark çalışması yapılmak isteniyor. Bu kalenin geliştirilmesi sırasında. Fakat kazı yapmaya başladıklarında Endülüs dönemine ait bina kalıntıları buluyorlar. Ve bu binaları rekonstrüksiyon şeklinde iki tanesini ayağa kaldırıyorlar. Geri kalanlarında temellerini bırakıyorlar. Bu şekilde bir yeniden modelleme projesi var ve bu proje Avrupa'da bu branşta ödül almış bir proje. Fakat sadece belirli saatlerde rehberli geziliyor burası. O yüzden girip de rehberin saatine denk gelmediğiniz için evleri yakından görme şansına sahip olamayabilirsiniz. Bu yüzden programda gelmeniz lazım. Şimdi bu bölüme bir bakalım. Evet, size tam bu eseri gösterecektim ama baba akü yok. Buradaki mühür besmele ile başlayan bir dua yazıyor. Belki de tadilata gitti, belki de başka bir sergiye gitti. Maalesef gösteremedim ama böyle fotoğrafını göstermiş olayım. Bu temsili bir Müslüman mezarını gösteriyor. Mezarların üzerine bu şekilde kiremitler koyuyorlar. O şekilde kapatıyorlarmış. Müzenin bu bölümünde Müslümanlara ait birçok mutfak eşyasını görüyoruz. Bu önemli bir şey çünkü günümüzde Portekizce'de Arapça kelimelerin birçoğu mutfak terimleri oluşturuyor. Baharat isimleri, asafrao gibi, azeytona gibi kelimeler mutfak terimlerini oluşturuyor. Endülüsler Portekizlere mutfak kültüründe çok şey miras bırakmışlar. Evet, biraz önce bahsettiğim Müslüman yerleşkesi burası. Burada iki tane avlulu ev var. Diğer evlerinde temel kalıntıları duruyor. Tabii burada çok katlı bir yerleşim var. Bu katmanda Müslüman yerleşkesini görüyoruz. Şu katmanda biraz daha derine inmişler. Ve demir çağına kadar kalıntılar bulmuşlar. Şu bölümde ikisinin arasında bir seviyeye inmişler ve Roma dönemine ait kaldırımlar bulmuşlar. Lisbon'un ne kadar
tarihin eskiye gittiğini gösteriyor burası. Biz bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak Portekizce'de birçok Arapça kelimeye rastlıyoruz. Hatta bunlardan bazıları bizi o kadar şaşırtıyor ki ya bu kelime Arapça mıymış diyoruz. Biliyorsunuz Endülüs Emeviler bilimde, sanatta, şehircilikte oldukça gelişmiş bir kültüre sahiplerdi. Ve Portekizliler Reconquista hareketinde bulunduktan sonra burada Mozarab denilen yani Araplaşmış Hristiyanlar kalıyorlar. Bunların çok önemli bir rolü var. Bunların rolü ne? Arapçayı çok iyi biliyorlar. Bu yüzden Müslümanlardan geriye kalan kitapları Portekizce'ye çeviriyorlar. Latin dillerine çeviriyorlar. Ve bu dildeki birçok kelimenin de Portekizce'ye geçmesini sağlıyorlar. Bu kelimelerden bazılarından bahsedelim. Mesela Portekizler Oşallah diyor. Oşala, inşallah demek. Yani eğer Allah izin verirse. Eu não consegui desta vez. Oşallah vou conseguir na próxima. Birinci seferde başaramadım. İnşallah bir sonraki sefer başaracağım. Aynı anlamda kullanılan bir kelime. Mesela botanikten bir örnek verelim. Azzambuca. Zaten kelimeler az, al, as gibi bir şeyle başlıyorsa o çok yüksek bir ihtimalle Arapçadan taşınan artikeldir arkadaşlar. Azzambuca, yabani zeytin ağacı demek. Azzambuç. Günümüzdeki Arapçada da aynı anlama geliyor mu bilmiyorum ama eski Arapçada Azzambuç yabani zeytin ağacı demekmiş ve günümüzde Portekiz'de oldukça yaygın. Azzambuca diye çok bilindik ve kullanılan bir kelime. Azeytona zeytin demek. Alcatrao katran yani asfalt demek. Mesela yer atlarından bahsedecek olursak yer atları çok fazla var Arapçadan gelen. Abu Şarda, ya Kaş Kayışı gezerken bir anda Abu Şarda diye bir yer adı görüyorsunuz. Çok bariz bir şekilde Arapçadan geldiği belli oluyor. Algar biliyorsunuz garp, batı anlamına geliyor. Portekizce'de birçok insan bu kelimelerin Arapçadan geldiğini bilmiyor günümüzde. Fakat sözlüklerde etimoloji kısmına baktığımızda bunların Arapça olduğunu fark ediyoruz. Hatta kimyada da bildiğimiz birçok kelimenin Araplardan Portekizler aracılığıyla Avrupa dillerine geçtiğini görüyoruz. Mesela alkol gibi, mesela alkali gibi bu kelimelere hep Avrupa dillerine taşınmasına Portekizce aracı olmuş. Özellikle bir dikkat çekmek istediğim bir nokta var. İtalyanca, Fransızca gibi dillerin İspanyolca, Portekizce gibi İberya dillerinden farkı genellikle bu Arapça kelimeler oluyor. Yani mavi dediğimiz zaman İspanyolca'da azul, Portekizce'de azul. Bu Çinli'den geliyor. Azulejo. Azulejo da Arapça bir kelimedir. Çinli demektir. Çinliler mavi olduğu için Portekizler ve İspanyollar maviye azul diyor. Ama İtalyanca'da ve Fransızca'da blue sanırım. İtalyanca'da da benzer bir şey olması gerekiyor. Dolayısıyla Arapça etkisinin İspanyolca ve Portekizce'yi diğer Latin dillerinden ayrıştırdığını söyleyebiliriz. Burada da bir bakın ne ağacı var. Limon ağacı var değil mi? Buna ne diyoruz? Limao. Limao nereden geliyor? Bu da Arapçadan. Limundan geliyor. Bu da Portekizce'deki birçok botanik Arapça kelimeden bir tanesi diyelim. Naranja, laranja, naranjadan geliyor. Laranja portakal demek. Portakal kelimesi de Arapçadan geliyor. Bu şekilde anlatacaklarım bu konuyla ilgili bu kadar. Bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Lizbon Kalesi'ni gezerseniz de mutlaka bu Müslüman yerleşkesini de gezmenizi öneriyorum. Ziyaret saatleri 15, 16 ve 17'de İspanyolca, İngilizce ve Portekizce olarak ayrılmış durumda. İyi seyirler.